نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم عزيز مسلم الله، önce özüme sonra size, bizi yaradan tek olan Allah'tan ona yaraşar şekilde korkmayı tövsiye edeyim. Möhterem kardeşler, aziz Müslümanlar, bizlerin bugün hidayette olma sebebimiz, zulmetten nura çıkma sebebimiz, küfürden imana gelme sebebimiz, şirkten tövhide, hidayetten sünneye gelme sebebimiz, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O peygamber ki buyurur ki sahih hadiste, Ana nebiyyur rahma, ben rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberim. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Müslümanlara, gayri Müslümanlara, kadınlara, kişilere, uşaklara, yaşlılara, hatta gayri insanlara bile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahmet olarak gönderilmiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizlerin hidayette olması için, insanların zulmetten nura çıkması için, insanların küfürden imana çıkması için, şirkten tövhide, bidatten sünneye çıkması için bütün canını, malını, her şeyini feda etti. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği bu şeriatı tebliğ etmek için her şeylerinden vazgeçtiler, her şeylerini feda ettiler. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu dini yaymak için, bizlere gelip bugünkü günde çatması için her şeyini yitirdi. Ailesini, evini, her şeyini terk ederek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den uzaklaştırıldı. O ve ona iman getirenler 3 yıl boyunca yemekten, içmekten ve bütün nimetlerden mahrum oldular. Ne için kardeşler? Bizlere İslam dini gelip çatsın diye. İnsanlara hidayet gelip çatsınlar diye. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman getirenler hamısı yaşadığı ülkelerden terk, kovuldular, itildiler, hicret ettiler. Her şeylerini terk ettiler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizlere İslam gelip çatması için vuruldu, dövüldü, söyüldü, sehirbaz, yalancı, her cüre ittihamlarla olundu. Hatta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bedeni, sifati ve vücudu bile yaralandı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanların küfürden imana, şirkten tövhide gelmesi için bazı yerlere gidip insanlara tek Allah'a ibadet edin dediğine göre dövülür, söylür ve bütün bedeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her tarafından kan akar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyaya, dünya menfaati için, insanları gaddarlığa davet etmek için, insanları insanlığa zarar vermek için, bunu tebliğ etmek için gelmemiştir. İnsanların arasından zulmü kaldırmak için, insanlara insanlığı öğretmek için, kalbini kin, hasad, fakirlik, küfür, şirk, nifak ve bütün çirkin emeller büremiş insanları doğru inanca çıkartmak için gelmiştir. Bugün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tehkir olunur.
Bugün bugün Müslümanların sayı geçmiştir. 2 milyar Müslüman, 2 milyardan çok Müslüman olan bir dünyada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tahkir oldu. Müslümanlar, İslam alemi, İslam devletleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müdafiye etmekten acizdir. Bizler için her şeyini veren Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i müdafiye edebilmirik. O biz için her şeyi verdi. Biz ise hiç ne? Sadece onlara şahit oluruz. Bakın İslam aleminin durumuna kardeşler. Her tarafta ezilirler. Her tarafta tehkir olunurlar. Müslümanların kanı milçek kanından ucuz olur. Bununla da kifayetlenmeyin. 2 milyar Müslümanın en mukaddes şahsiyetini tehkir edirler. Devletler, ordular, şahsiyetler acizdiler müdafiye etmekten. Hatta o seviye geldi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem necis ve rezil olan hükümetler tarafından tehkir olunur. Ona göre Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i müdafiye etmemiz canımızla, malımızla, kalemimizle, dilimizle her birimizin üzerinde vaciptir. Bacardığımız kadar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müdafiye etmeliyiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sirasını okumak herkese vaciptir. Siranı okusak mübarek bu insanın, mukaddes bu şahsiyetin kimliğini o zaman bileceğiz. Evlatlarımıza, ailelerimize, bütün etrafımızdaki olan herkese bu mübarek ve mukaddes insanın kimliğini başa salmamız lazımdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tehkir olurken dili lal şekilde, gözü kör şekilde, kulağı kar şekilde oturabilmez mühterem kardeşler. Bacardığımız kadar bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e yardım etmemiz lazımdır. Sirasını, hayatını herkese anlatmamız lazımdır. Bu mübarek insanı tanıtmamız lazımdır herkese. İslam aleminin durumuna bakın. Bütün hatta böyle değersiz insanların, hatta böyle İslam dinine karşı zidd olan insanların adlarını, soyadlarını, ailelerini, hatta yaşadığı yerleri bilebilirler. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sirasından, hayatından hiçbir şey bilmirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, onun getirdiği dine, neyin bahasına olursa olsun, ne yoldan bacarılıksa kömek etmemiz lazımdır. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de Muhammed suresinin 7. ayasında buyurur: اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ. Eğer siz Allah'a yardım etseniz, Allah'ın gönderdiği bu dinin tebliğatı için, bu dini tebliğ eden insan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e yardım etseniz, Allah size yardım edecek ve ayaklarınızı sabit kadem edecek. Allah azze ve celle başka bir ayette buyurur. Gafir suresinin 51. ayetinde: İnne lenansuru rusulena vellezine amenu. Biz peygamberlerimize ve gerçek şekilde iman getirenlere yardım ederiz. Başka bir ayette Allah azze ve celle buyurur:
وَلَا يَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِّيُّنْ عَزِيزٌ Allah Azze ve Celle kim ona, onun dinine, onun dinini tebliğ eden Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yardım ederse biz de ona yardım ederiz. Allah güçlü ve izzetlidir. Aziz kardeşlerim, mühterem Müslümanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sirasını öğrenmemiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını bilmemiz, ona karşı olan imanımızın ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin haklarını ödememize yardım edin. Ve hemçinin İslam ümmetinin zayıf noktası ve İslam ümmetinin galebesinin harda olduğunu bizlere öğredi. Çünkü bizim gerçek örneğimiz, bizim gerçek numunemiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Aziz kardeşlerim, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bugünkü günde tahkir olunur. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman getiren insanlar, şahsiyetler en pis resim, en pis şekilde vesf olunur, tekdim olunur. Müslümanlar terörist, radikal, öldüren, katliam, soygun, her cür şeyle itham olunur. O seviyeye gelip çatmışız ki özümüzü böyle tanıtabilmirik. O seviyeye, o merhaleye gelip çatmışız. Şahsiyetimizi, kimliğimizi gizletmeye çalışırız. Ben Müslümanım. Ben Muhammed ümmetiyim. Demeye dilimiz var mı? Şekilimizi değiştirdik. Paltarımızı değiştirdik. Kafirlere benzemeye çalışırız ki Müslüman olduğumuzu bilerek bizlere tazik göstermesinler. Hayır. Müslümana verilen en büyük hediye imandır. Sen bununla fakr edemelisin. En varlı insan olduğunu düşünmelisin. En güçlü insan olduğunu düşünmelisin. Rabbim sana iman takva veripse sen dünyada en karamlı, en karametli, en güçlü, en şerefli insansın. Mühterem kardeşler, aziz Müslümanlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmet için hayatındayken her şeyi etti. Bu ümmete acıdı. Bu ümmet için ağladı. Hadislerin birinde gelmiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bu ayet okunur. İn tu'azzibuhum fe innehum ibaduk ve in tagfir lekum fe inneke entel azizul hakim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet okunur. Eğer sen onlara eziyet versen, onlar senin kullarındır. Eğer sen onları bağışlasan, sen aziz ve hikmetlisin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okurken ağlayır. Çünkü ayete geçen nedir? Allah azze ve celle der ki, eğer sen onlara azap versen, onlar senin kullarındır. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayeti eşlendi ki Allah azze ve celle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği bu insanlardan kafirlere iman etmeyenlere azap verecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağlayır. İstemir ki kimse azap çeksin ümmetinden. Herkesin İslam'a girmeyine, herkesin cennete girmeyine istiyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselam, Allah azze ve celle Cebrail aleyhisselamı gönderir ki git Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme deyin ki, deyin ki inna senurdike fi ummetik ve la nesu'uk. Ey Muhammed, biz seni ümmetine karşı razı salacağız. Sana ümmetine gösterdiğimiz hürmetten sen memnun kalacaksan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden kiminse cehenneme girmesine, kiminse azap çekmesini istemirdi. Bakın aziz kardeşlerim, Muhammed sallallahu Allah azze ve celle ahiret günü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme cennetin kapısını açacak. İlk cennete giren insan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olacak. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti herkes girecek. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların içinden öz ümmetini aktaracak ki göresen kimse cennete girmemiş kaldı mı? Hatta ahirette bile seni unutmayacak. Hatta ahirette bile senin cehennemde kalmağını istemeyecek. Sana şefaat verecek. Sen cennete girdikten sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahatlamayacak.
İnandığımız peygamber budur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün alemlere, bütün kainete rahmet olarak gönderilir. Vahşiler kimi? Nece ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun ümmetini bugünkü günde vesvelirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun getirdiği din de ona tabi olanlar da bu vahşilerden uzaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği şeriat ne radikal, ne terörizm, ne haksızlık, ne hukuk bozuntusu, ne sertlik, ne de gaddarlık, bunların hiçbiriyle vesf olur mu? Hepsinden uzaktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sirasına bakın aziz kardeşlerim. Uşaklar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hatta körpe uşakları bile, hatta balaca uşakları bile güzel davranan, onlara rahmet besleyen bir insanıydı. Bakmayarak ki yeryüzüne gönderilmiş en büyük lider, en büyük, en azametli peygamber, en mukaddes insan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem idi. Karşısında olan hiçbir uşağı bile tehkir etmirdi. Onu tekdire koydu, onu saygıya koydu ve onu hürmet edildi. Hatta gayrimüslimlerin uşakları olsa bile. Kız uşağı, oğlan uşağı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem terk koymazdı. Uşak cinsi olarak herkese rahmet gözüyle bakardı. Herkese rahmet elini uzatardı. Bakın, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün nevesi Hasan radıyallahu anh'ını öperken yanındaki bir bedevi der ki, siz evlatlarınızı öpürsünüz mü? Yani biz balaca uşaklara karşı, biz balaca uşakları saymırız. Onları balaca uşak görürük. Biz onları öpmeyi özümüze sıkıştırmıyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem der ki, siz onları öpürsünüz mü? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gazetlenir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki, ama emlik en neze Allahu min kalbike rahme. Ben ne edim ki Allah senin kalbinden rahmeti çıkardı? Ben ne edim ki? Geçsen kalbini ıslah ile. Geçsen özünü ıslah ile. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu cür davranan insanın kalbinde rahmet olmadığını, rahmetten boş olan kalbin rahmetle doldurulmasını tövsiye ediyor. Muhterem kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hatta körpe, hatta südemen uşaklara o kadar rahmet besleyerdi ki, hatta namazını bile kısaldardı uşak ağlantısını eşittikte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bazen mescide yakın olan hanımlar, mescide yakın olan kadınlar fecr namazını veyahut başka namazları gelip mescitte kılarlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uşaklarını da getirirlerdi tabi özleriyle. Süt veren, süt emizdirdi ki uşakları da getirirlerdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken uşak sesini eşittikte namazını kısaldardı. Sahabelerine böyle derdi ki, bazen ben namaza başlayıram, namazımı uzatmak isteyirem. Uşak sesini, uşak ağlama sesini eşittiği zaman anasının kalbinin ne kadar kövreldiğini, ne kadar anasının kalbinin incidiğini bildiğim için namazımı onun sayesinde onun için kısaldıram. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahmetle dolu bir şahsiyet olur muhterem kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün evladı İbrahim'in yanına gidip, İbrahim hasta olur, ölüm döşeğinde olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim'in son anlarını görerek gözleri yaşarır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağlayır ve sahabelerden bazıları der ki, ya Resulallah sen ağlayırsan mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, innel ayne le tedma ve innel kalbe le ehzen inna ma nekulu illa ma yurdi Rabbuna azze ve celle. Gözler yaşarır, kalpler kederlenir. Biz Allah'ın razı kalmayan hiçbir şey demirik. Bakın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem insan hakkını, hem bir uşağın hakkını, hem Allah azze ve celle'nin hakkını verir. İnsanlara örnek olarak gösterir ki, insanın kalbinin sertliği, yüzünü turşularak gezmesi, uşaklara saymamazlık etmesi, özünü başka cür aparması, bu insanlık dairesinden kenar olan bir şeydir. İnsan attığın hakkındandı. Körpe bir insana acımak, gözle hatta yaş dökmek ve bu yaş dökmekle Allah'a karşı çıkmamak. Aziz kardeşlerim, hatta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bakın, hatta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem
hətta qeyri-müsəlmanların belə övladlarına rəhmətli davranmağımızı əmr edir və əməli olaraq da Peyğəmbər s.ə.v hətta kafirlərin belə övladlarına rəhmətlə davranır. Peyğəmbər s.ə.v buyurur, hətta cihad zamanı, hətta cihad zamanı Peyğəmbər s.ə.v buyurur, lə təqdiru, döyüş zamanı olsa belə xəyanət etməyin, verdiyiniz sözün üstündə durun, və lə tuməhfilu, öldürdüyünüz şəxslərin qulağını, qolunu, burnunu sonra kəsməyin, və lə təqtulu vəlidən, övladlara toxunmayın. Bugün İslam dinini, Muhammed s.ə.v.in dinini teröristliklə, qəddarlıqla ittiham edənlərə baxın. Varil və kimyasal bombaları körpəl dinc insanların üzərinə ataraq minlərlə, on minlərlə körpələrin öldüyünü hər kəs görmürmü? Nəyə görə internetlilər bugün uşaq haqlarından, insan haqlarından, teröristin əleyhinə danışanlar bu cür vicdansız, şərəfsiz, alçaq insanlara nəyə görə inkar etmirlər? Muhammed s.ə.v. deyir ki, hətta döyüş anında belə körpələrə toxunmayın, övladları öldürməyin, onlardan uzaq durun. Budur bizim dinimiz, budur bizim inandığımız Muhammed s.ə.v. və onun qəlbində olan rəhmət. Əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v. Mədinədə olarkən bir gün eşidir ki, bir Yahudinin övladı xəstədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gedir qapılarını döyür. Atası çıxır. Atası qarşılayır. Deyir ki, izin verirsən mi? Xəstə olan övladını ziyarət edin. Xəstə olan uşağını ziyarət edin. Baxın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin əzəmətinə, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ucalığına qardaşlar. Uşaqlara hörmət edərkən seçmirdi ki, sən ağsan, sən qarasan. Sən müsəlmansan, sən qeyri-müsəlmansan. Bu uşaq qızdır, bu uşaq oğlandır. Uşaq cinsinə, insan cinsinə Muhammed s.ə.v. baxın necə hörmət edirdi. Deyir ki, izin verirsən mi xəstə övladını ziyarət edin. Və girir uşağın yanına. O körpə Yahudinin övladına Peyğəmbər s.ə.v. ziyarət edir və ona deyir ki, ətəşhədu ən la ilahə illallah. Sən şəhadət edirsən mi ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haq məbud yoxdur. Mən Allahın göndərdiyi peyğəmbərəm. Uşaq atasının üzünə baxır ki, ey ata izin verirsən mi qəbul edim. Atası başı ilə işarət edir ki, bəli, səndən tələb etdiyini qəbul etkinəm. Uşaq kəlmə şəhadəti dedikdən sonra dünyasını dəyişir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gözləri yaşarmış şəkildə çölə çıxır, deyir ki, Elhamdülillahilləzi ənqazəhu biminənlər. Mənimlə onu cəhənnəmdən azad edən Allaha həmd olsun. Mənimlə onu cəhənnəmdən azad edən Allaha həmd olsun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin davası, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gəliş məqsədi, nə vəzifə, nə mal, nə pul, nə mülk, nə şöhrət, heç biri deyil idi. Sırf və xalis və yeganə insanların doğru yola gəlməsi və iman üzrə ölməsi idi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gəlişi. Əsas istəyi bu idi. Baxın, əziz qardaşlarım, bizlərə Allah Azza və Cəllə elə böyük nemət bəxş edib ki, bizləri ən fəzilətli Peyğəmbərin ümmətindən edib. Bunun dəyərini, bunun qiymətini, bunun qədrini bilməmiz lazımdır və heç zaman unutmamamız lazımdır. Baxın, əziz qardaşlarım, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm hətta eşidəndə ki, bir nəfərin körpə övladı olub, ona deməzdi, uşaqlarınızı yanıma gətirin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü gedərdi, onların uşaqlarını təbrik edərdi. Uşaqlarını Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dizinin üstündə oturdaraq, ağzına onların xurmanın şirniyyətindən sürtərdi və əlini başına qoyaraq uşaqların bərəkətli olmasını istəyərdi. Hətta yetimlər olsa belə. Hətta yetimlərə belə Peyğəmbər s.ə.v sahib çıxardı. Anasız, atasız kimsələrə sahib çıxardı. Onları yolda qoymazdı. Bugün inkişafı iddia edən, insan haqqını iddia edən, insan haqlarından danışan qərb ölkələrinə baxın qardaşlar. Minlərlə insanlar, uşaqlar anasız, atasız yollarda yatırlar. İtlərə yem olurlar. Haradadır bunların rəhməti? Haradadır bunların qəlbindəki insan haqqı, haradadır bunların haqq hüquqdan danışmağı,
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine öyle bir yol göstermiştir ki bütün yeryüzünde olan hukuk cemiyetleri bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği bu yolun %1 kadar yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine başa salmıştır ki bir yetime sahip çıkmak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle cennette beraber olmanın sebeplerindendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Ene ve kafilul yetimi kehateyni fil cennet." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şahadet ve orta parmağını birleştirerek der ki benle yetim terbiye eden insan cennette böyle olacak. Bunu eşiden Müslüman yetimi tehkir eder. Bunu eşiden Müslüman cennette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında hatta onunla beraber olmak isteyen Müslüman yetim gördüğü zaman onu yolda koyar, onu küçümseyer, ona yüz çevirer, ona gaddarlık eder. Vallahi hayır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinidir bu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öğretti bize bunu. İslam ümmeti için budur kaydı kanun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki يَجْتَنِبُ سَبْعُ الْمُبِغَاتِ 7 helak edici günahtan çekinin. Sahabeler der ki ya Resulallah ve mâ hunne. Hansılardır onlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sayır. Der onlardan biri de yetimin malına el koymak, yani yetimin malını elinden almak. Ona göre Kur'an-ı Kerim'de kardeşler 23 ayede 23 yerde Allah Azze ve Celle yetimlerin hak hukuku, yetimlerle ilgili bizlere haber vermiştir. Mehterem kardeşler, aziz Müslümanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hatta yetim uşakların başına el çekip onları sevindirmeyi, insanın kalbinin yetim uşaklarının başına el çekmek, onları sevindirmek, kalbindeki olan sertliğin yumuşalmasının sebeplerinden olduğunu bildirmiştir. Bir nefer gelir der ki ya Resulallah, ben kalbimde sertlik hissediyorum. Sertlik nedir kardeşler? Gaddarlık. Kalbimde vahşilik hissediyorum. Kalbimde cobutluk var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki git yetimin başına el çek, yediğinden yedizdir, içtiğinden içizdir ve bacarırsan onu giydir. Bu senin kalbini yumuşaltacak ve senin ihtiyacın ödenmesine sebep olacak. Hemçinin kardeşler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahmetine bakın. O dövrde de, bu dövrde de kadınların durumuna bakın. Geçmiş dövrlerde kadınlar hayvanlar kimi zincirlere vurularak pazarlarda getirip satılardı. Kadınlar üzerinden insanlar şahsi menfaatlerini istismar ederlerdi. Bugünkü dövrde de hemen vaziyettir. Garp ülkelerinde, dünyanın birçok ülkelerinde en ucuz şey bu bugünkü günde kadındır. Kadının azadlığından ve hürriyetinden danışanlar kadına zerre kadar kıymet vermirler. Hatta kişiler aciz kalan işlere kadınları salırlar. Kadınların şerefleri, kadınların namusları, kadınların hayaları onlara göre bir kepik bile etmir. Hatta bir çibinden, bir milçekten daha ucuzdur. Biz bunu görürük kardeşler. İslam bugünkü günde bu medyanın inkişafı bütün dünyanı bir kent halına, bir mehle halına, hatta bir ev halına döndürmüştür. Getirip çıkarmıştır ki dünyanın meşriginde, mağribinde ne olsa insanlar onu sadece eşitmir, hemçinin görürler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyurur. Dul kadın hayatta yaşayan en aciz kadın sayılır. Çünkü eri yoktur. Ona bakan yoktur. Başkasına mühtaçtır. Arap dilinde bunu ermele derler. Ermele kelimesi yazık ve fakir demektir. Ona göre Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bakın kadınların ortada kalmaması için, onların sahipsiz kalmaması için, onlar acizlikten ve kasıplıktan hatta namuslarına, şereflerine halel gelmesin diye emredir ki ümmetine dul kadınlara, sahipsiz kadınlara yemek verin, içmek verin, onlara arka durun, sahip çıkın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Es-sa'i alel armalati vel miskin kel mucahidi fi sebilillah kel qaimi la yaftur ve kes sa'imi la yuftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki dul kadınlara,
sahipsizlərə, miskinlərə sahib çıxan, Allah yolunda döyüşən mücahid kimidir. Üstəlik də bütün gecələri namaz qılan, gündüzləri oruç tutan insan kimidir. Dinimiz bizə bunu bu qədər fəziləti bəxş edir ki, hətta biz sahibsizlərə belə dinimiz bizə əmr edir ki, sahibsizlərə belə sahib duraq. Hətta İslam aləmində cinayət çoxalmasın deyə. Bugünkü gündə baxın qərb ölkələrinə, haq hüquqdan danışanlara, insan haqlarından danışanlara fürsət axtarırlar sahibsiz qadınların namusuna, şərəfinə toxunmaq üçün. Fürsət axtarırlar qadınlara təcavüz etmək üçün. Fürsət axtarırlar qadınları aparıb ən alçaq və ən rəzil yerlərdə istismar etmək üçün. Baxın, amma İslam dini tam tərsinədir. Qadının fağırlığından və ehtiyacından insan pis əməllərdə istismar etməyi qadağan edir, onlara dayaq durmağı, onların namusunu, şərəfini qorumağı bizdən tələb edir. Budur Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini. Budur Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi şəriət. Budur Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bizlərə göstərdiyi yol. Baxın qardaşlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaxşı insanlara qarşı necə davranmağımızı bizlərdən tələb edir. Baxın başqa ölkələrə, baxın qərb ölkələrinə, baxın insan atdıq deyə, insan haqları deyə, ağızları cırlana qədər çığıranlara, yaşlılar evləri tikiblər, yaşlılar insan ataları, anaları qocalanda atarlar, yaşlılar evlərinə atırlar. Öldükdə isə hətta ölüm anında belə gedib ziyarət etmirlər, cəsədləri morqa çatandan sonra dəfn etmək üçün gedirlər onları, onları bastırsınlar deyə. Amma İslamda belə deyil. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı cinsinə, yaşı keçmiş, qocalmış başqasına ehtiyacı olan bir yaşlı insana cinsinə, dininə, rənginə baxmayaraq hörmət etməyimizi tövsiyə edir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem baxın buyurur qardaşlar. Diqqət edin bu hadisə. Diqqət edin bu hadisə. Bu hadisi əzbərləyin. Hər kəs bugün burada oturan əksəriyyətimiz gənclərik. Vallahi əgər cavanlığımızda ölməsək, Allah azza və cəllə bizə ömür versə, yaşasaq, baxın bu hadisi əzbərləyin, əməl edin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin möcüzəsini görəcəksiniz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, hansı gənc olursa olsun, hansı gənc, cavan insan olursa olsun, əgər özündən yaşlı bir insana Allah rızası üçün hörmət edərsə, onun özü yaşlananda ona xidmət edən qarşısına Allah gənc çıxardır. Sən bir yaşlı insana hörmət etdinsə Allah rızası üçün, yoldan keçərkən qolundan tutub keçirdinsə, gücü çatmadığı bir yükü götürə bilmirsə, bir qırağından tutub yardım etdinsə, yolda çörəyi yoxdursa ona çörəyi alıb verdinsə, paltarı yoxdursa buna ehtiyac varsa bir paltarı alıb verdinsə, ona yardım oldunsa, dəstək oldunsa, sən yaşlananda Allah sənə xidmət edən bir gənc çıxaracaq qarşına. Bundan əmin ol. Bundan əmin ol. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Mən ləm yuvaqqir kəbirana və ləm yərham sağirana fələysə minnə. Kim bizim böyüklərimizə, ağsaqqallarımıza, yaşlılarımıza hörmət etmirsə, və balacalarımıza, kiçiklərimizə rəhmət etmirsə, bizim yolumuzdan deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hətta Əbu Hüreyrənin rivayət etdiyi hədisində buyurur ki, salamın qaydasındandır ki, yaşı kiçik olan özündən yaşlıya ilk öncə salamla başlasın. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin dinidir qardaşlar. Bizlərə öyrədən ki, insanlar yaşlandıqca daha çox rəhmətə, daha çox gözəl davranışa ehtiyacı var. Amma başqa ölkələrə baxın, başqa din sahiblərinin mədəniyyətinə baxın, insan qocaldıqca, əldən ayaqdan düşdükcə daha çox təhqir olunmağa məruz qalır. Daha çox təhqir olunur, daha çox küçümsənir, daha çox o insanlar cəmiyyətdən uzaqlaşdırılır. Bunu özləri edirlər, sonra gəlib İslam dinini qəddarlıqla, İslam dinini teröristliklə, İslam dinini sərtliklə, İslam dini radikallıqla ittiham edirlər. Heyhətə, heyhətə limə yuadun. Onların danışdıqları bir tərəfə, özləri bir tərəfə, bizi, məni şəxsən,
ve insanı acıtan en pis nokta da budur ki bu cür güzel dinimiz var, bunu bilmirik. O yalancı deccalların İslam aleyhine, anti-İslam danışanların İslam'a karşı danıştığı şeyleri biz tesdikleydik. Müslümanlar ile ilk önce radikal görürler. Bu Vahabisti, bu teröristi, bu filandı, bu fehmandı, bu filandı. Öyle Müslümanlar birbirini katlelemek, birbirini pislemekle meşguldu. Bakın garip ülkelerine. Yüksek maaşlar, lüks evler, bakalı maşınlar, hoşbaht yaşayış, nimet içinde boğulurlar. İslam aleminin durumuna bakın. Her gün uçur, her gün darmadağın olur. Yolda insanlar katle getirilir. Hatta ölen insanları böyle bastırmaya vakitleri yoktur. Bu ne oyun olduğunu bilmiyorum. O hala getiribler ki insanların gözleri, Müslümanların gözleri hakikati görmeyen kadar kördür. Kulakları hakikati duymayası kadar kardır. Dilleri hakikati danışmaya bacarmayası kadar aciz ve laldır. Müslümanların mülküyle öz evlerini tikirler. Müslümanların mülküyle öz ordularını güclendirirler. Ama bakın, durumumuza bakın kardeşler. Duruma bakın, İslam aleminin durumuna bakın. İslam aleminin durumuna bakın. Dünyada petrolün ve doğal gazın, kızılın, gümüşün, kibritin, kömürün merkezi İslam devletleridir, İslam alemidir. Dünya yüzünde en çok insanların ihtiyacı olan güclerin ekseriyeti İslam devletlerinin elindedir. En aciz, en kasıp, en acından ölen de Müslümanlardır. Bakın Somalya'nın durumuna. İnsanlar acılıktan ananın gözünün kabağında evladı kuruyup ölür. Ana yemek tapır ki uşağını yedizdirsin. Süt yoktur. Bütün İslam aleminin gözünün kabağındadır bu. Afganistan'da küçük karın ağrısına göre minlerle Müslümanlar ölür. Karın ağrısını kestiresi derman gönderecek kadar acizdir Müslümanlar. Bakın İslam alemine. Dünya yüzünde Müslüman ülkelerinin içine bakın. En çok kasıp, en hasta olan, en böyle ne dediğim ağır vaziyette olan Müslümanlardı. Ve say bakımından, güç bakımından baksan ki mesleklerin çoksu da Müslümanların elindedir. Bakın kardeşler, ortada İslam aleminde orta mövkiden çıkış var. İfrat ve tefrit var. Kimi haddini aşır, kimisi sehlenkarlık edilir. Bir toplum İslam aleminin durumuna bakın. Allah Azze ve Celle bol bol nimet verir. Bunlar bunu değerlendirebilmirler. Özlerini gayri Müslümanlara benzetmekle, danışıklarında, yemeklerinde, gezmeklerinde, giyimlerinde gayri Müslümanlara okşatmakla izzet görürler. Bir taraftan da tefrit var. Kardeşler, her şey şerait ola ola Müslümanlar dinleriyle maraqlanmak istemirler. Ona göre Allah Teala bu zilleti verir. Allah Azze ve Celle. Bakın, bir taraftan dünyada milyarderlerin sayı min ne kadardırsa yazılmış, mülkü hesaptan çekilmiş min ne kadarsa onun 700'ü ancak Arapler ve Müslümanlardır. Hansı ki onların dünyanın güvenli banklarına yatırdığı pullarla ordular ve büyük silahlar temin olunur. En çok yer yüzünde acından ölen de Müslüman hükümetleridir. Müslüman ümmeti eğer bugünkü günde, dikkat edin, Müslüman ümmeti bugünkü günde Allah vacip eden zekatı mallarından, mülklerinden çıkartanlarsa, zekatı, Müslümana vacip olan zekatı çıkartanlarsa ve onu kasıp Müslümanlara paylayanlarsa yeryüzünde zekat görülesi, zekat götüresi Müslüman tapılmaz. Yeryüzünde öyle bir Müslüman tapmazsan ki o insan şeriatten zekatı götürebilsin. Herkes zekat haddinden yukarı seviyeye kalkar. Ama bakın duruma. Aziz kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere getirdiği bu dinin
qədrinin qiymətini bilməmiz lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem rəhmət dolu bir şəriətlə gəlmişdir. Hətta əsrlərə belə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem düşmən əsrlərinə belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gözəl davranıb. Bədir döyüşündə bir toplum kafir əsir düşür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, onları körgələndirin. Onlara silahın şiddəti ilə günəşin şiddətini bərabər göstərməyin. Onlar həm silah şiddəti, həm də günəş şiddətini görməsinlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əhsinu li əsrakum. Əlinizə düşən əsirlərə hörmət edin. Yediyinizdən yeyin, içdiyinizdən içizdirin. Və onlara fürsət verin ki, yatıb dincəlsinlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəzi əsirlərini varlı müsəlmanlara verərdi ki, apar bunlara sahib ol, müsafir davranışı davran. Budur dinimiz, qardaşlar, budur bizim şəriətimiz. Ona görə hamımıza ilk növbədə vacibdir ki, dinimizi bilək, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bilək, onun gətirdiyi şəriətlə həyatımızı düzənləməyə çalışaq. Allah azza ve celle-dən diləyirəm ki, bizləri sadiq müsəlmanlardan etsin. Amin. Allah azza ve celle-dən diləyirəm ki, bizləri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sadiq ümmətindən etsin. Amin. Və bacardığımız qədər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi bu dinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə yardım etməmiz üçün bizlərə güc versin. Amin. Allah azza ve celle-dən gözəl adlarıyla, uca sifətləri ilə diləyirəm ki, İslam ümmətinin izzətini tezliklə qaytarsın. Müsəlmanlara kitab-ı sünnəyə qaytarsın. Və müsəlmanları hifz eləsin. Allah azza ve celle-dən diləyirəm ki, bizləri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahib olduğu bayrağın altında qiyamət günü cəm etsin. Və aqulu ma tesma'un və estağfirullah l-azim li və ləkum və lisəil muslimin min kulli zəmb fəstəğfiruhu innəhu huvəl ğafur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد عزيز kardeşlerim her birimize vaciptir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını öğrenmek her birimize vaciptir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muharebede ve gayri muharebede bütün davranışlarını bilek her birimize vaciptir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hukuklarını öğrenek Hüquqlarını əməl edək, ailələrimizə, övladlarımıza, zövcələrimizə, valideynlərimizə, ətrafımızda olan, əlimiz, sözümüz çatan hər kəsə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hüquqlarını anladaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin üzərimizdə olan haqlarını səhlənkarlıq etmədən, ifrada və təfridə varmadan yerinə yetirək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ümmətinin üzərində olan ən böyük haqlarından Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə əlinlə, dilinlə, qəlbinlə, malınla yardım etməkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi dinə yardım etməkdir. Harada olursunuz olun, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi, onun xəlifələrini, onun sahabələrini yolundan gedənləri və bütün müsəlman qardaşlarını müdafiə etkinən, kiminsə təhqir olunmasına, kiminsə ittiham olunmasına, kiminsə böhtan olunmasına izin vermə. Nə bacarırsan əlinlə, malınla, dilinlə, qəlbinlə necə, nə cür, harada, hansı səviyyədə bacarırsan bu dinə və bu dinə inanan insanlara yardım et. Allah Azza ve Celle'den diləyirəm ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dili uzanan insanların dilini qurutsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şəkilini çəkən, karikatürünü çəkən, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin pis rəsmiyyətli əllər qursun. Allah Azza ve Celle'den diləyirəm ki, bu dinin əleyhinə kimlər mal xaçlayır, pul xaçlayır, Və ağın xaçlayır Allah etdikləri bu əməlləri tüç eləsin. Allah onlara elə bir xəstəlik versin ki, özlərindən sonra gələn ümmətlərə ibrət olsun. Allah Azza ve Celle'dən diləyirəm ki, kimlər ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi təhkir edir, Allah Azza ve Celle onun sülaləsini, ona yardım edən kim varsa, onları yataq xəstəliyinə düçar edib, onları diri-diri çürütsün. Allah Azza ve Celle'yə diləyirəm ki, o ölkələr ki, o cəmiyyətlər ki, O şəxsiyyətlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə və onun sahabələrinə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələrinə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna gedənlərə dil atır. Allah azza ve celle onları ahirətdən qabaq bu dünyada rüsva eyləsin. Amin. Allah azza ve celle
Rabbimden dilerim ki Müslümanlara güç ve güvve versin. Müslümanlara iman, takva versin. Allah Azze ve Celle'den dilerim ki İslam ümmetini birleştirsin. Allah Azze ve Celle'den dilerim ki bilmediklerimizi öğretsin. Bildiklerimize amel etmeyi nasip eylesin. Bizlere mert olacak kadar korkmaz bir kalp nasip eylesin. Allah Azze ve Celle'den dilerim ki o yerdeki Müslümanlar azap eziyet çekir. O yerdeki Müslümanlar zulüm içindedir. Allah onlara yardım etsin. Esir olan bacılarımızı ve kardeşlerimizi Allah Azze ve Celle esirlikten azat eylesin. Allah Azze ve Celle'den dileyelim ki o yerdeki Müslümanlar hastadır. Onlara şefa versin. Allah Azze ve Celle'den dileyelim ki o Müslümanlar ki kasıptılar. Borç onların belini büküp borçlarını ödemesi için Allah onlara kömek olsun. Ve kulu ma tesma'un ve sallallahu ve sellem ve barik ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.